Efendim, kahve falı bakan uygulamalarda güvenlik açığı ortaya çıktı. Kullanıcıların uygulamalara verdiği izinler başlarına dert oldu. Dijital güvenlik uzmanları bu tarz uygulamalarla paylaşılacak bilgilerin sınırlandırılması önerisinde bulundu. Fala inanma, falsızda kalma demişler. Eğlenceli bir vakit aracı gibi görebiliriz aslında. Hobi gibi. Hobi gibi görünüyor ama aslında tehlike çok büyük. Falda umut ararken 3 vakte kadar dolandırılabilirsiniz. Size gönderilen bir fal bakma uygulamasına tıkladığınız zaman sisteminizi ele geçirebilirler. Alışveriş yapmaya bile kol kararlı geldik. Hani kart bilgilerimizi paylaşmaya. Uygulama indirdim, evet indirmedim diyemem. Yalan söyleyemem. Bir arada kullandım. Ama gereksiz yani. Falcılık gibi bir uygulama üzerinden bile insanların banka hesapları boşaltılmaktı. Kahve falı uygulamaları önce umut sonra da şikayet konusu oldu. O uygulama için şikayet platformlarına binlerce şikayet geldi. Kullanıcılar hesaplarından sürekli para çekilmesine rağmen o uygulamayı kullanamadığını yazdı. Daha önce 2-3 kere kullandım. Ses dinleniyor, arkadaşımla yaptığım sohbet dinleniyor. Zaten kişisel bilgilerimiz toplanıyor. Her şeyini biliyormuş gibi davranıyor bence. Kullanıcıların fark edemediği en önemli ayrıntı ise o uygulamalar sürekli logo ve isim değiştiriyor. Haliyle bunu fark edemediğiniz için hesabınızdan para çekilmeye devam ediyor. Uzmanlarsa ortak noktalardaki kablosuz ağlara girmeyin ve özel bilgilerinizi telefonda tutmayın diyor. Kahve falından tutun tarot sonuna kadar çok çeşitli dijital uygulamalarla insanlar fal baktırmakta. Ancak bunlar dijital güvenlik açısından da çeşitli sorunları yol açabilmekte. Arkadaşlarımın başına geldi. Hani sanki falcıymış gibi. Hani para gönderip aslında falcı değilken bu işi yapanları biliyorum. Biz birbirimizi kandırmayı tercih ediyoruz. Kuşu gördük mü güzel haber diye yapıştırıyoruz. Balık kısmet, kuş haber diyorlar. Kısmetli bir haber diyorum.